Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün sizlere farklı bir video çekiyorum. Bunların ne olduğunu bilen var mı? Şöyle. Evet arkadaşlar, bir bakın bakalım ne olduğunu bilen olacak mı bunların? Arkadaşlar bunlar zeytinyağı. Bakın şurası farklı renkte. Şurası farklı renkte. İki grupta hakiki. Bakın arkadaşlar. Halis zeytin yağı. Değerli arkadaşlar. Zeytinyağı ve bal konusunda toplumda yanlış bilgilendirmeler var. Yanlış duyumlar var. Gördüğünüz gibi bakın zeytinyağlarımız soğukta dondular. Hepsi donuk vaziyette. Gördüğünüz gibi. Zeytinyağı Cenab-ı Allah'ın insan için yarattığı mucizevi bir gıda maddesi. Zeytin mucizevi bir bitkidir. Her şey Allah'ın bir mucizesi. Fakat zeytinyağı ayrı bir mucize. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu hiçbir sebzeye, meyveye, bitkiye yemin etmezken Tin suresinde ve tini ve zeytuni ve turisini ve belremin diyerek Allah Celle Celaluhu incir ve zeytine yemin ederim ki diyor burada arkadaşlar. Bu bize neyi anlatıyor, neyi ifade ediyor? Neden Allah incir ve zeytine yemin ediyor? İnsan çalışan bir makinadır. Ve her makinanın da bir yağı vardır. Arabanız dizel, kamyonsa işte 20-50. Eğer panelvan, binek, taksi, arabaysa modeline göre, motor gücüne göre 10-40'tır. İnsan da çalışan bir makinadır. Ve bu makinanın yağı da zeytinyağıdır. Değerli arkadaşlar. Yani insan makinadır. Üzerine bastırarak söylüyorum. Ve bu makinanın yağı zeytinyağıdır. Unutmayın bu sözü arkadaşlar. Çok ilginçtir. 2011 yılında Çukurova Üniversitesi kampüsünde zeytin kongresi yapıldı. Oraya katıldım 10 gün boyunca. Orada o zamanki tarihin başkanı bir profesör bir şey anlattı. Çok etkilendim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Dedi ki orada doktor olan birisinin doçentlik tezi zeytinyağı üzerinedir. Şöyle bir çalışma yapıyor. Diyor ki Urfa acı yer. Antep daha da fazla acı yer. Antep'te insanlarda kalın bağırsak kanaması, basur hiç görülmezken ama Urfa'da her 10 kişiden 7-8 hatta 9 kişide görüldüğünü tespit eder. Ve bunu araştırır arkadaşlar sebebini. Doçentlik tezidir. O anlattı bunu. Ben de hatıra kaldı. Bunu araştırıyor. Yüzlerce insanın, binlerce insan üzerinde araştırma yapıyor. Muayene yapıyor, kontrol ediyor arkadaşlar. Ve şu sonuç çıkıyor. Antep acı yiyor, Urfa'da yiyor. Ama Antep acının yanında zeytinyağı tüketiyor. Fakat Urfa zeytinyağı yemiyor arkadaşlar. Yani zeytinyağı insanlardaki kalın bağırsak hastalıklarını engeller arkadaşlar. Bağırsağın çok iyi çalışmasını sağlar. Basur önler, kanamaları önler. Zeytinyağı arkadaşlar halk arasında
işte soğuk sıkım, sıcak sıkım olaraktan ikiye ayrılır. Bakın şu bölge yeşil zeytinlerden elde edilmiş soğuk sıkım zeytinyağı. Şu bölgede arkadaşlar siyah zeytinlerden elde edilmiş normal sıcak rafine edilmiş fabrikadan sıkılmış zeytinyağı. Bakın birisi yemyeşilken birisi hafif kırmızı arkadaşlar. Zeytinyağı ile bal vücuda sürüldüğü zaman vücut bunu emer. Balı da emer. Siz bir hakiki balı bir beze sürün, sırtınıza koyun. Sabah kalktığınızda hiç bezde bal bulamayacaksınız. Zeytinyağı da öyledir arkadaşlar. Şimdi bakın zeytinyağı burada biraz koydum kaba, bardağa. Bakın elime az bir şey döküyorum. Evet döktüm. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın elime. Bunu öfeleyeyim arkadaşlar. Bunu öfeledikçe bu zeytinyağını vücut emecek arkadaşlar. Bir beze zeytinyağını sürün, sırtınıza sarın. Sabah kalktığınızda hiç yağ görmeyeceksiniz arkadaşlar. Eğer yağda hile varsa bunu elinize sürdüğünüz zaman vücut bunu asla emmeyecektir. Bal da öyledir. Emmeyecektir. Zeytinyağı gerçekten Allah'ın bir insanın üzerindeki mucizesi. Bunu her ev tüketmeli arkadaşlar. Elhamdülillah bizler yıllardır zeytinyağı tüketiyoruz. Başka yağ yemiyoruz değerli abilerim. Sizlere de tavsiyem evinize zeytinyağını asla eksiltmeyin. Evinizde tüketin. Bu yağdan faydalanalım arkadaşlar. İnşallah bu sene elimizde bayağı zeytinyağımız oldu. Bu kesinlikle bir satış videosu değildir. Videomuzu izleyip abone olan arkadaşlarımızdan zeytinyağı ihtiyaçları olursa bizimle temasa geçsinler arkadaşlar. Biz salamura zeytin de yapıyoruz. Yeşil zeytin de hazırlayıp satışını yapıyoruz. Yağlarımız orijinaldır. Hakikidir. Hiç katkısızdır. Zeytinyağının arkadaşlar bakın mutlaka böyle donması lazım. Bakın. Hiç marketlerde siz donmuş yağ görüyor musunuz? Donmuş bal görüyor musunuz? Asla bulamazsınız. Asla. Çünkü o yağı donmaz hale getiriyor arkadaşlar. Bunları bilin istedim. Zeytinyağın özelliklerini. Alırken dikkat edin. Zeytinyağında çok büyük hileler dönüyor. İnsanlar başka yağlar karıştırarak piyasaya sürüyorlar. Hiç karışmamış orijinal zeytinyağı böyle donar arkadaşlar. Bunu bilin. Bakın. Soğuğu gördüğümü donar. Isındığı zaman bu eski halini alır. Aslında bunların bidonda saklanması uygun değil. Ama bizler bunları bu bidonlara koyarak karanlık, güneş almayan yerlerde saklıyoruz. Böyle satışa daha güzel geliyor bidonla. Sizler bunu aldığınız zaman bunları tenikede veyahut da cam kavanozda saklayın arkadaşlar. Sebebine gelince ağzı açık zeytinyağın bir özelliği daha var. İçerideki kokuyu içerisine alır değerli abiler. Zeytinyağın öyle bir özelliği var. Onun için asla ağzını açık bırakmayacağız. Zeytinyağının acı olmasının sebebini de size söyleyeyim. İşte acı diyorlar. Boğazımızı yaktı yiyemiyoruz. Çiftçi günlük topları götürür çektirirse o yağ acı olmaz. Ama traktörde biriktirirse bugün attı 300 kilo, yarın attı 500 kilo, öbürsü gün attı, öbürsü gün attı, bir hafta 10 gün. Artık yağ olduğu için zeytin içerisinde ısınmalar başlıyor, asidi yükseliyor, zeytin acılaşıyor arkadaşlar. Asla biz şimdiye kadar daha acı zeytinyağı hiç görmedik. Çünkü bugün topladığımız yarın mutlaka götürürüz, mazhara da çektirir, geliriz arkadaşlar. İnşallah bundan sonra sizler de zeytinyağı yeme alışkanlığını kazanın. Çok faydalı. İnsan vücudu için mucizevi bir gıda maddesi. Çok değerli. Siz şimdi balığı bununla kızardın. 2 su bardağı zeytinyağı koyun. 1,5 su bardağını tekrar kızartmadan sonra alırsınız elinden tekrar geri. Ama diğer yağlar içerisine emer. Zeytinyağı asla emmez arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı işler hepinize.